Kanal 5 ekranlarından yayınlanmakta olan Bölgenin Sesi programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi program ortağım Sayın Hayrettin Karakaya ile programımıza başlayacağız inşallah. Evet Hayrettin Bey, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, teşekkür iyi misiniz? Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Siz Allah iyilik versin, teşekkür ediyorum. Ben tüm Kanal 5 izleyicilerinin bayramını tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara kavuştursun. Huzur içinde, barış içinde, sağlık içinde bu temeniyle merhaba diyorum herkese. İnşallah. Biz de hayırlı bayramlar diyoruz inşallah. Memleketimize Rabbim huzurlar versin. Amin. Dirilik versin, düzenlik versin. Daha nice bayramlara diliyoruz. Amin. Tabii siyaset bayram dinlemiyor. Bu arada tabii gidiş gelişler var. Bayram ziyaretleri var. STK'ların bayramlaşmaları var. Evet. Bunlar tabii olağan şeyler. Hı hı. Bu arada da tabii siyasiler artık listeler belli oldu. Hazırlıklara başladılar. Evet. Öncelikle bu atmosferde seçim nasıl olur? Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da istenilen ölçülerde bir seçim sandıkta oy kullanma gerçekleşebilir mi? Bunları bir konuşalım. Tabii hocam, halen her gün şehit ve yaralı haberleri geliyor. Eminim ki devlet bu sefer tam bir önlemini alacak. Seçim atmosferine girdiğimiz şu süreçte huzur içinde bir seçim yapılacak. Geçtiğimiz seçimde bazı şeyler göz önüne getirilmediği için yani bu ülkeyi şu anda karıştıran, ortamı bozan, geçen hafta da söylediğimiz gibi PKK tek başına değildir. Bunun destekçileri vardır. Bunun destekçileri PYD'ye silah veren Amerika'dır. Bunun destekçileri özel bomba eğitimi veren İsrail'dir. Bunun destekçileri özel eğitim yaptıran Almanya'dır. Bunun destekçileri İngiltere'dir. Biz isim isim sayıyoruz. Bu arada geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir bu IŞİD neden İsrail'i vurmuyor diyorduk, hatırlıyorsanız. Evet. IŞİD birkaç tane füze attı İsrail'e. Çünkü Suriye'de nüfus azalmaya başladı. Milyonlarca insan göç etti. Bunun zaten 2 milyon küsürü şu an Türkiye topraklarında. Biliyorsunuz Avrupa kapılarını kapattı. Avrupa o kadar güçlü. Avrupa, insan haklarını savunan Avrupa, hayvan haklarını savunan Avrupa. Ama insanları almamak için her yolu kapattı. Biliyorsunuz Macaristan Başbakanı bunlar Müslümandır, kabul edemem diye bir açıklama yaptı. Yetmedi, kendini gazeteci sanan, gazeteci olarak çekim yapan bir kadının oradaki mültecilerden önüne geçerek çelme takarak ayaklarıyla bir babayla oğlu yere devirmesine kadar, küçük bir kız çocuğuna tekme vurmasına kadar nasıl bir gazetecilikse onu bilmiyorum tabii. Görerek yaşıyoruz bazı şeyleri. Bunun ötesinde IŞİD İsrail'e neden vuruyor derken tabii Suriye boşalıyor. İsrail'in Suriye'ye rahat girmesi için zemin hazırlıyorlar bu sefer de. Maalesef. Bu ortamı hazırlıyorlar. Bunun yani bir şeyi yoktur. Kimse diyemez yok böyle bir şey ama bunun sonucu buraya kadar gidecek. Amerika ve Türkiye birlikte IŞİD'e bomba yağdırmaya başladı. Her nedense zamanda Suriye'ye önlem alın denilirken Amerika bu girişimi yaparken Rusya boş durur mu? Evet, boş durmaz. Rusya da Suriye'yi korumak için, kollamak için, Amerika'nın etkinliğini orada azaltmak için. Zaten geçmişten beri biliyorsunuz sosyalist bir cumhuriyetti Suriye devleti. Tek partili. Rusya'nın her zaman desteğini almış. Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği iken bile o birliğin desteğini almıştı. Bu arada İran tabii Esad'ı destekliyor. Mezhepsel ayrılıklar var burada. DAEŞ denen örgütün ben Müslümanlığından zaten endişe duyuyorum. Herhangi ya ben Müslüman diyemem. Müslümanlar Allahu Ekber deyip insanları katletmezler.
Bu sadece Müslümanları dünya kamuoyunda kötü göstermek içindir. Müslümanlara zulüm etmek içindir. Özellikle Orta Doğu ve Mezopotamya bölgesi, yüzlerce peygamber gelmiştir bu bölgeye. Ve her zaman böyle savaş içinde geçmiştir. Gelelim PKK'nın durumuna. PKK şu anda Ermenistan'da destekliyor, malum. İçinde örgüt elemanlarının vaftiz çıkardığını bildiklerimiz var. Burada yani Müslüman Kürt halkı bunun yavaş yavaş farkına varmaya başladı. Artık eskisi gibi sempati duymuyor. Biliyorsunuz 6-7 Ekim olayları geçen sene Kurban Bayramı'nda yaşandı. Selahattin Demirtaş'ın halkı sokağa çağırması, her ne kadar sonra da ben çağırmadım dediyse de ama çağırmıştı. Bunu inkar edemezdi. Görüntüleri vardı. Susuz günahsız kurban eti dağıtan sembol isim Yasin Börü'ye burada rahmetle anıyorum ben yine. Allah rahmet eylesin genç şimdi, kardeşimiz. Genç bir çocuk. Tabi bu arada bütün ölenlere, evet, bütün rahmet şehitlerimize rahmet diliyoruz. O bayram içinde 52 tane insanın canına kastedildi. Beklenti daha fazlaydı tabi. Bir baş kaldırıydı. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle HDP destekli BDP'li belediyelerde biz geçen haftalarda şeyi konuşurken Cizre Belediye Başkanı'nı hatırlıyorsanız, evet, Almanya destekli demiştik. Evet. Almanya Yeşiller Partisi Türk Milletvekili gelmişti. Yine Claudia hanımefendi gelmişti. Yani Cizre'ye. Ve tabii İçişleri Bakanlığı'nın emriyle görevden el çektirildi Cizre Belediye Başkanı. Bizim programdan hemen sonra yapılmıştı. Bunlar yaşanıyor. Seçim atmosferine şu anda bunlarla giriyoruz. Biliyorsunuz geçmişte PKK'nın olayları farklıydı. Yani çatışmalara girerlerdi, tuzaklar kurarlardı ama şimdiki tuzaklar büyük tuzaklar. En az 500 kilo olmak üzere 1 ton 2 tonluk bombalar hazırlanıp yollara döşenmiş. Tabi bu yollara nasıl döşendi, ne zaman döşendi? Bu burada akıl kârı değil. Bu çözüm süreci içerisinde devletin görevlileri bir müddet göz yumdular bazı şeylere. Belki işte silah bıraktırılır, tekrar savaş olmaz anlamında. Ancak yabancı güçler rahat durmaz. Rahat durmadıkları için de PKK'yı özellikle taşeron bir örgüt olarak kullanmaya devam ediyorlar. Şimdi bazı telsizlerde açıklamalar var. Zor durumda işte kamplar, evet, vuruluyor. Ama ben onların çok inandırıcı olduğunu da düşünmüyorum. Sadece uluslararası kamuoyunu kendi yanlarına çekmek için böyle açıklamalar yapılıyordur. Destek alabilmek içindir. Türkiye şu anda kendi silahı, kendi araçlarıyla bu savaşta bir örgütle, tabii tek başına bir örgüt değil bu. Bunu uluslararası güçler taşeron örgüt olarak ne yazık ki kullanıyorlar. Müslüman Kürt halkı bu konuda muzdariptir. Bölgedeki yaşayan Kürt insanımız muzdariptir. Bölgede ekonomi şu an çok kötüdür. Ticaret, esnaf ve ticaret alanında çalışanlar sıkıntılı durumdadır. Gerek otellerde, gerek fabrikalarda, gerek diğer esnaf gruplarında bölgeye çok gidiş geliş olmadığı için gerçekten büyük sıkıntılar var. Umarız bu seçim atmosferinde kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna devlet olarak daha kapsamlı bir önlem alır. Çünkü Cizre'de ve Varto'da sokağa çıkma yasağının bir nedeni şuydu. Vatandaşa zarar gelmesin anlamıydı. Mevcut terör örgütü mensuplarını tespit edip onları etkisiz hale getirmekti. Biliyorsunuz işte
geçtiğimiz günlerde de yine HDP'li milletvekilleri Kandil'e çıkmak istediler. Bu çözüm süreci içerisinde çocuk yaşta, yani 12-13 yaşındaki çocukları bile dahil ettiler. Ben lider durumundakilerin PKK biterse kendilerinin boşta kalacağını düşünerek bu silahlı eylemi sürekli devam ettirmek isteyeceklerini düşünüyorum. Çünkü bu işin içinde kaçakçılık var, uyuşturucu var, rant var, yani sınır ticareti var. Türkiye'nin buradaki kaybı yıllık 6 milyar dolar. Vergi yönünden 6 milyar dolar. Diğer yönlerini hiç saymayalım. Seçim temelimiz düzgün bir seçim olur. Geçtiğimiz 7 Haziran'daki seçimdeki gibi 65 seçmenin olduğu yerde 120 tane oy kullanılmaz sandıklarda. Bunlar yaşandı, tespit edilen şeyler. Görüntülerde gördüğümüz bir kişi oturup sandıklarda pusulaları mühürleyip sandıklara atıyordu. Bunlara bir önlem alınır ki bir yasa tasarısı çıkacak da aslında toplu yerlerde, güvenliğin az olan yerlerde toplu oy kullanmaya, ancak o çıkmadı. Bu şu şekilde olabilir mi? Bir Ekim'den sonra meclis toplanıp yeni bir şey çıkarır mı bilemiyorum. Memleketimize inşallah hayırlı olur, çünkü şu anda Türkiye'nin güçlenmemesi için tüm şer güçler bir cephede yer almış hocam. Evet. Tabii Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, yardım etsin. Tabii seçimin bir stratejisi var. Evet. Özellikle de partiler şöyle bir strateji izliyor. Mesela Türkiye genelinde AK Parti'nin nerelerde az farklı oy kaybettiği yerler var. Dolayısıyla bunu düşünenler bizim gibi, biz uzun süredir özellikle AK Parti'nin ittifak şeklinde de olsa mutlaka bünyesine Saadet Partisi'ni alması gerektiğini ve Hüdapar'ı alması gerektiğini söylüyordu. Fakat birisi gerçekleştiği gibi serbest bırakıldı. Dolayısıyla oradan yaklaşık 70 ile 100 bin arasındaki oy muhtemelen Doğu'da, Güneydoğu'da AK Parti'ye akacaktır. Zaten Batı'da böyle bir problem yoktu. AK Parti'ye veriliyordu. Hüdapar açısından. Ama Saadet Partisi ile ilgili söyleyecek olursak hala daha bir ittifak gerçekleşmedi. Gerçekleşme şansı da bundan sonra yok. Acaba bu süreçte üzülecek mi AK Parti? Özellikle 276'yı yakalamadığı zaman üzülecek mi? Bakış açısı çok önemli hocam. Yani sizin bakış açınız da benim bakış açım farklıdır. Üzülecek mi? Evet, mutlaka üzülecektir. Ama geçtiğimiz seçimde de biliyorsunuz Büyük Birlik'le bir ittifak kuruldu. Saadet Partisi'ndeki üst düzeydeki yöneticilerin bana göre, size göre farklı olabilir, düşüncenize saygı duyarım. Sayın Kamal Ağa, Sayın Asil Türk'ün artık bir kenara çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hep söylerler ya, işte gençlere yer verilmiyor, gençlere yer verilmiyor. Biliyorsunuz Saadet Partisi'nin gençliği çok farklıdır. Çok disiplinlidir. Evet. Ben bu Saadet Partisi'nde olan gençliği AK Parti'de göremem. Diğer partilerde de göremezsiniz. Evet. O konuda takdir ettiğim bir gençliği var. Ama burada pişmanlık oluşur mu? Evet, oluşur. Tabii burada Saadet Partisi ne istedi? Bir grup kuracak kadar sayı istedi. Evet. AK Parti ne düşündü? Bir grup kurdurtmamak için sayı önerdi. Evet. Yani her iki tarafta kendini sağlama almak istedi. Burada her iki taraf da zararlı çıkacak işin doğrusu. Yani Saadet Partisi barajı aşamayacak. Vatandaşın ver diyor. Yine boşa gidecek. Evet. AK Parti %1,5, %2 gibi bir kayba uğrayacak burada. Evet. Çünkü Saadet Partisi'ne sempati duyup da özellikle Doğu Güneydoğu bölgesinde hani barajı aşmaz diye HDP oy verenlerin de olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Evet, var. Katılıyorsunuz buna. Yani AK Parti'ye vermemek için, Saadet Partisi de barajı aşamıyor bildikleri için HDP'ye oy verenleri bilenlerden biriyim. Siz de mutlaka biliyorsunuzdur. Bunun için
Yani keşke küçük bir kesim bir araya gelebilselerdi. Bu sizin tabirinizle eritme hesabı düşünüldü AK Parti'de. Yani işte onu da içeride eritelim. Gerek Süleyman Soylu'nun, gerek Numan Kurtulmuş'un katılarak işte Has Parti'nin eritilmesi, evet, doğru yolun eritilmesi gibi. Burada tabii onlar da kendine göre düşündüler. Biz partimizi erittirmeyiz. Tabii Fatih Erbakan'ın AK Parti'den aday olabileceği söylentiler çıktı ama bu dönemde böyle bir gelişme olmadı. Neyi bekliyor? Saadet Partisi'nin başına mı geçecek? O da belli değil tabii. Yani Tuğrul Türkeş'in AK Parti'ye son dakikada girmesi AK Parti'ye MHP'den katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani çünkü MHP'nin de 7 Haziran'dan sonra gösterdiği tavır, hareketler, ben hükümete ortak olmam, hükümete destek vermem ki kendisine biliyorsunuz CHP Genel Başkanı nereden gerek duyduysa başbakanlığı bile teklif etti. Yani ama kaç milletvekiliyle nasıl başbakanlık teklif etti? O da bana bir alaycı geldi sanki. Yani sana başbakanlık da kimle neyle veriyorsun? 120 yani 200'ü bulamıyorsun. 276'yı nereden tamamlayacaksın? Ancak HDP ile birleşip üçünün birleşmesiyle bir iktidar kurabilirdi. Yani burada Sayın Devlet Bahçeli'nin 7 Haziran'dan sonraki tavrı çok değişik oldu. Meral Akşener'i unutmayalım. Meral Akşener hanımefendi Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde sevilen, sayılan, sempatik bir milletvekiliydi. Meclis Başkan Vekilliği yaptığı yani hakkını de, teslim etmek lazım. 28 Şubat sürecinde en dik duran insanlardan biridir. Tabii yani o dönemde yani olduğu yer hiç önemli değil. Rahmetli Erbakan'ın da en çok yanında olanlardandır. İşte o dönemden bu yana da bu işin içinde paralel örgütün parmağı vardı, ben size söyleyeyim yani. O dönemlerde biliyorsunuz bir sarımsak olayı çıktı istihbaratla, evet, ilgili. Ta o dönemde yani o yıllardan beri Fethullah Gülen'e yakın kesimlerin oraları elde etmek için çalışmalar yaptığını artık biliyoruz. Evet. Yani hangi niyetle, neyle girdiklerini. Onun için burada Saadet Partisi'nin de evet zararı var. AK Parti'nin de zararı var. Yani birleşmemelerinden dolayı. Umarım sağduyulu davranırlar ve burada iktidar gücünü güçleri birleştirerek tek başına Türkiye'de bir hükümet kurulması için bir çaba sarf edilir diye düşünüyorum. Tabii isterseniz bununla ilgili ben de biraz katkı sağlayayım. Şimdi tabii bu ittifak konusu aslında çok önemli. Partiler şu anda özellikle CHP ve HDP ve AK Parti birbirlerinin oyu üzerine oyun kuruyorlar. Bu hangi anlama taşıyor? Mesela AK Parti 15 ili sayabiliriz tek tek. Mesela Burdur, Bayburt, Diyarbakır, Van, evet, İstanbul 1. Bölge, Eskişehir, Ordu, Kocaeli, Gümüşhane, Karabük, Samsun, Aydın, Ankara, Kayseri ve Sivas. 15 ilde eğer Saadet Partisi'nin oyunu bünyesinde alabilse AK Parti, evet, 15 tane banko çıkarıyor. 18 taneydi aslında. Başka iller de var. Yani minimum. Evet. Şimdi tabii bazı yerlerde biraz daha katkı sağlanması gerekiyor. Tabii bunun bir de şu yönü var. Oluşturacağı sinerjiyi hiç düşünmüyoruz. Evet. Yani mesela gidip de Saadet'li olup da AK Parti ve Saadet Partisi'ne oy vermeyenler ya da Güneydoğu Anadolu bölgesinde dediğiniz gibi gidip HDP verenler. Çünkü burada büyük bir kayma var. Evet. AK Parti oylarında da böyle bir kayma, evet, var. Dolayısıyla iktidar olamayacağını düşünerek Saadet'in başka partilere verebiliyor. Bir de tabii şey vardı ya, AK Parti'den listelere de tepkiler vardı tabii bölgede. Liste açısından bu sefer biraz daha AK Parti avantajlı durumda. MKYK biraz daha olgun bir hale getirildi, onu söyleyelim. Yani şu anda AK Parti oylarında bir artış var. Hocam MKYK uygun duruma geldi. Sözünüzü kesmiş olmayayım ama ben MKYK'da geçen hafta söyledik. 14 senelik AK Parti'nin 13 senelik iktidarı döneminde Elazığ'da MKYK'da şu anda hiçbir kişi yok. Bakın daha önce Necati Çetinkaya vardı. En son kongrede Demokrasi Hakem, evet, Kurulu'ndaydı.
Eski Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç Disiplin Kurulu üyesiydi. Şuay Alpay MKYK üyesiydi. Yani 3 tane Elazığlı. Biz demin Aydın'ı söylerken, evet. Aydın 3. sıradaki milletvekili. İbrahim Uslu'nun eşiydi. Evet. Daha önce Urfa milletvekili seçilmişti. Evet, hanımefendiyle tanışmışız. Aydın 3. sıradan aday oldu. Orada çok düşük bir oyla kayıplar oldu ama burada ben oradaki teşkilatların da çok düzenli çalıştığını, yani çalışmadığını bilenlerdenim. Yani 7.340 oy alsa, yani bir kişi daha çıkar. Hocam her sandıktan 2 tane oy alsa. İşte o demek kişiler. Kolay. Fakat yani, burayı isterseniz MKYK'ya girmeden dağıtmayalım. Hı-hı. Bu ittifakların önemini vurgulama açısından. Şimdi evet. Biliyorsunuz iki bölgede de bağımsız adaylar vardı. Özellikle İslam, yani Fethullah Gülen grubunun bağımsız adayları vardı. Çıkarabileceklerini düşündükleri özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deydi. Hı-hı. Yani Ankara'da 1 ve 2 3. bölge 1 ve 2. bölgede, İzmir'de 1. bölgede, İstanbul'da 1 ve 2. bölgede adayları vardı. İşte eskiden polis şefliği yapmış, futbolcu olan bir vatandaş var biliyorsunuz. Bunları göstermişti. Şimdi burada aslında aldıkları oylar ciddi oylar. Yani mesela İzmir 1. bölgede Ali Fuat Yılmazer'in aldığı 60 bin yaklaşık. İstanbul 2. bölgede yine polis şefi Yakup Saygın'ın aldığı oy 35 bin. Yine İstanbul 3. bölge Hakan Şükür'ün aldığı 40-50 bine yakın. Ankara 1. bölge polis şefi Nazmi Artıç'ın aldığı oy 40 bin. Ankara 2. bölgede Yurt Aydın'ın aldığı oy 41, yani 42 bin. İzmir 1. bölgede İlhan İşbilen'in aldığı 26 bin civarında. Şimdi dolayısıyla bunların bu dönemde aday gösterildiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bağımsız adaylar yok herhalde. Evet. Şimdi dolayısıyla bu oylar bir kere AK Parti karşıtı bir yere gidecek. Şimdi burada şu var ama bunların bir kısmının gerek CHP'de gerek MHP'de ben AK Parti'ye de sızmaların olduğundan endişem var. O ayrı. Hı-hı. Onu ayrı tartışırız. Yani oy olarak bir kere özellikle evet. İstanbul 1. bölgede burada AK Parti'nin bir şey kaybetme ihtimali yüksek. Paralel düşündüğümüz Hı-hı. zaman şeylerle. Yine Ankara 1. bölgede yine AK Parti'nin bu oranıyla bir vekil kaybetme şansı var. Evet. Dolayısıyla özellikle bu bölgelerde Saadet'le ve takviye edilseydi en azından bunları kaybetmezlerdi diye düşünüyorum. Hı-hı. Bunlar bizim anekdotumuz olsun. Geliyoruz Hüdapar'ın bağımsız adaylarına. Onlar girmeyeceği için özellikle işte Batman, Aydın Gök, Diyarbakır'da Zekeriya Yapıcıoğlu, Bingöl adayı Sait Şahin, Bitlis adayı Cengiz Karakaya, Şırnak adayı Şehzade Demir, Adana adayı Salih Demir, Mardin adayı Mahmut Kılınç, Van adayı Mehmet Mehdi Oğuz, Şanlıurfa Mehmet Yavuz'du. Şimdi özellikle yine diğer partilerin aldığı oylarla bölgelerde, illerdeki şeyi karşılaştığımızda özellikle Diyarbakır'da ve Van'da bunların vereceği katkıyla AK Parti'nin bir vekil çıkarma şansının yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerde eğer Saadet Partisi de ittifaka girmiş olsaydı birçok bölgede AK Parti'nin vekil çıkartma şansı vardı. Yani listede görükmüyordu ama oralarda çıkartma şansı da vardı. Bir kere bunu belirtelim. Şimdi bunun haricinde bir de karşı tarafı chat etmemiz lazım. Şimdi karşı tarafı chat ettiğimiz zaman özellikle bu ittifakların ne getireceğini çok iyi ben AK Parti cephesinin algılayamayacağını düşünüyorum. Şimdi yaklaşık 30 ilde AK Parti düşük oylarla vekil kaybetti. Evet. Yani daha doğrusu vekil kaybetti derken CHP düşük oylarla aldı. Elazığ'da mesela 7.374 oy alsaydı AK Parti bir vekil daha çıkarabilirdi. Ya da şöyle söyleyelim, az farkla kazandığı vekiller diyelim AK Parti'nin 7.334 oy daha alsaydı bir tane HDP gitme ihtimali yüksekti. Evet. Yani bu aslında yarıya böldüğün zaman AK Parti 2500 düşük alsa diğer tarafa geçiyor. Yaklaşık 3000 oy demek. 3500 oy demek. Şimdi dolayısıyla böyle bu illeri sıraladığımız zaman mesela en yüksek Urfa'da 28 bin oyla bir vekil kaybetme şansı var AK Parti'nin. Dolayısıyla bunları
bir araya vurduğun zaman şu karşılığı bağımsızları şunları, yani AK Parti'nin aslında 50-55 civarında vekil kurtarma şansı var. Gidenlerle gelenlerle. Bunun ortalamasını 5-10 düş, minimum 40 civarında bir kârı olabilirdi. Yani şimdi şu anda AK Parti'nin oylarında bir artış var. Belki bu analiz hiç yapılmamıştır. Var ama bunun 276'ya tekabül edeceği meçhul. Evet. Dolayısıyla aslında AK Parti'nin buna ihtiyacı vardı. Kesinlikle. Fakat birileri nasıl olduysa bunu bir şekilde engellemiş mi oldu diyelim, ya da başka hesaplarla, o biraz önce söylediğiniz hesaplarla gerçekleşmedi. İnşallah AK Parti bu süreçte bundan pişman olmaz diye bir burada bilgi olarak siz verelim. Siz bunları anlatırken, sözünüz bitti mi? Bitti. Siz bunları anlatırken Urfa'ya değindiğinizde, Urfa'da Seydi Eyüboğlu gösterilmedi bu sefer, bakın. Evet. 300 tane muhtar desteği var arkasında. Urfa'nın bilinen ailelerinden. Bucaklardan 7 Haziran'da 30 bin oy alan bir aday başvurdu AK Parti'ye. İkinci bir aday daha başvurdu. Onlardan kimse gösterilmedi. Yani bazı yerlerde yine dengesizlik var. Var. MKYK yeni kurulduğu zaman kısıtlıydı. Mesela bizim Elazığ'ı düşünürsek, biz şimdi siz bu iki ay içinde 22 saat görev yapan, 22 saat mecliste toplam oturan bu milletvekillerini ne kadar tanıdınız? Yeni seçilenleri kastediyorum. Örneğin Serpil Bulut'u. Yani ne kadar tanıyarak bunu liste dışı bıraktınız? Performansını nasıl ölçebildiniz? Yani, orada ölçülmedi performans. Yani burada bu büyük bir adaletsizlik olmadı mı? Daha önce tanıdıklarınızı eyvallah, tamam, tanıyorsunuz. Evet. Bir önceki dönemde milletvekili olmuş. Burada bir haksızlık, bir adaletsizlik olduğunu kesin kes düşünenlerden biriyim. Bakın, Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey'i Diyarbakır'da sıkıntı yaşayacağını biliyorduk, söylüyorduk. Bilinmeyen yani, bir şey değil yani. Bingöl'den alıp Diyarbakır'a vermek, hani Batı illerindeki büyük şehirler değil, hani karmadır her yöreden, her bölgeden insanların oturduğu yerler. Ama bu bölgede bunu yapamazsınız. O ilin sevilen sayılan insanlarını listeye koymanız gerekir. Ne oldu geçen dönem Ensaryoğlu'nu koymadınız? Bu sefer birinci sıraya koydunuz. Hem de listeyi ona yaptırdınız. Yani öyle veya böyle. Yani bu sefer öyle yaptınız. Hatta orada da üçüncü sırada bir sıkıntı vardı isim benzerliğinden dolayı. Evet. Onda işte geri çekildiler ikisi de. Aynı isimden olunca bir sıkıntı yaşandı. Soy isimden. Yani, soy isimden, pardon. İsim ve soy isim aynı. İsim ve soy isim aynı olanlardan. Şimdi yani hak, toparlayalım, hak, ara vereceğiz. Evet, hak ve adaletli bir liste yapıldı diye düşünürsek, hayır, bu kısa sürede bu kadar adaletli olduğunu tahmin etmiyorum. Burada ben Elazığ'dan örnek veriyorum tekrar. Yani Profesör Doktor Serpil Bulut'u ne kadar tanıdınız? Ne eksiğini buldunuz da liste dışı bıraktınız? Buna bir anlam veremedim. İkinci bölümde diğer evet, konulara geçeriz hocam. Teşekkür ediyoruz. Kısa bir reklam arası. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Hayrettin Bey. Evet hocam. Özellikle bağımsız adaylar üzerinden listelerin değerlendirmiştik. İllerdeki başarıyı neler arttırabilir tüm partiler açısından. Hı hı. Başarısızlığın sonuçları ve ittifaklarla konuşmuştuk. Bunlarla ilgili söyleyecekleriniz varsa onları alalım. Biraz da seçim anketlerine doğru kayalım inşallah. Biraz yerele girsek diyorum. Yani tamam, seçim gireriz, anketlerine de girelim de. Hocam tabii sizin düşündüğünüz gibi Saadet Partisi ile bir birleşim olsaydı biraz daha farklı olabilirdi. Ama ben tahmin ediyorum ki bu seçimde halk istikrardan yana olur. Çünkü en azından 7 Haziran'da AK Parti'ye bir ders verildi diye biliyoruz. Ve bu dersten çok şey çıkarması gerektiğini AK Parti'ye yeterince çıkarabildi mi?
Yani çıkarması gerekir. Yani eğer yeterince çıkaramadıysa, evet, ANAP gibi zamanla erik. Yani mesela bazı göstergeler yok mudur yeterince bir şey çıkarttığına da seçimden sonra? Özellikle terörle mücadele, mesela ülkücülerin, MHP'lilerin en çok istediği bu değil miydi? Onların istediğini yapıyor. Mesela hataysa hatadan dönülmüştür. Mesela bu tabii, bir tabii yani aşama süreci, değil midir? Sayın Cumhurbaşkanı çözüm süreci bitmiştir dediği zaman niye bitmiştir? Bir Suruç katliamı oldu. Kimin yaptığı hala meçhul aslında. Peşinden Ceylan Pınar'da PKK'nın üstlendiği uykudayken evet, iki polisin şehit edilmesi tabi bıçak kemiğe dayandı ama bunlar da bu örgüt ve örgütü destekleyen ülkeler de Türkiye'de istikrarın olmaması için her yolu deniyorlar. Hocam bu çok basit evet, bir olay değil. Bakın bir havalimanı, üçüncü havalimanı 150 milyon yolcu taşıma kapasiteli Avrupa'da olmayan bir kapasiteye sahip bir havalimanı yapılıyor Türkiye'de. Yani kim ne derse desin, Türkiye'de fert başına milli gelir 11 bin doları aştı. Türkiye'de her şey normal yolunda giderken bugün Doğu ve Güneydoğu'da biz daha önce de söyledik. Yani bugün Şırnak'ta, Hakkari'de, Muş'ta, Bitlis, Muş'ta, Siirt'te, Batman'da, Diyarbakır'da, Van'da, Ağrı'da, Iğdır'da, Kars'ta, Erzurum'da, Bingöl'de, Şanlıurfa'da, Elazığ'da, Malatya'da, yani bu illerin hepsinde hava alanı ve havalimanı var. Doğru mu? Evet, hepsinde de yapıldı. Peki bu iktidar döneminde nereler yapıldı? Evet, en son işte Yüksekova, Şırnak, Iğdır, Ağrı, bunlar bizim bildiklerimiz yani. Şimdi bu kadar yatırım, devletin bu kadar yatırımına rağmen ne oldu da İki sene çözüm süreci içerisinde her şey güllük gülistanlık gibi görünüyordu. Halk rahat seyahat ediyordu. Seyahat özgürlüğü vardı. Gece sabahlara kadar insanlar yollarda gidebiliyordu. Bölgede aracıyla rahat gezebiliyordu. Ama ne oldu bu bombalar nasıl konuldu buralara? Bu süreç içerisinde nasıl yerleştirildi? Üstleri nasıl asfaltlarla kapandı? Yani belediyeler kendi özelliklerini istemeye başladılar. Bu gücü kimden aldılar? Ya bu gücü dışarıdan birileri vermezse imkansız bir olay. Yani bu silahlar nereden geliyor? Kim veriyor bu silahları? Bu silah fabrikaları yok bu örgütün. Silah üreten mi? Üretmiyor. Ama bir yerden bu silahlar geliyor. Menşeilerine bakıyorsunuz. Hemen hemen her ülkeden silah menşei var bunlar içinde. Bu kadar bombalar, bu dayanıklı araçları, zırhlı araçları baktılar ki öyle 50 kilo, 100 kiloluk bombalarla tahrip edemeyeceklerini hesapladılar, tespit ettiler. Dediler ki bu böyle değil. En az 500 kilo, evet, bir tonluk bombalar patlatılacak ki bu Türkiye'nin çıkardığı zırhlı araçlara zarar verilebilsin. Bunun için bu istikrarı bozan kesinlikle Avrupa ülkelerinin birçoğudur. Yani bunlar zaten kendilerini belli ediyorlar ama Müslüman Kürt halkının buna uyandığını düşünüyorum artık. Artık çok tepki, hani halkı sokağa çıkaramıyor örgüt. Bu konuda yavaş yavaş bir şeylerin düzeleceğini biliyoruz ama bunu da devlet çözüm süreci içerisinde kendi itiraflarıdır. Bazı şeylere göz yumulduğunu, evet silahlar gömülsün ama kimse silah gömmedi. Evet. Gömdüler. Nasıl gömdüler? Bombaları yollara gömdüler. Yani bugünü bekleyip bugün bu işleri yapmak için her zaman söylüyorum, Türk halkında birlik beraberlik vardır. Ama ben şeyi de mesela geçtiğimiz hafta İstanbul'daki bir miting düzenlendi. Evet. Tabii devlet eliyle düzenlenmesi de çok doğru mudur, değil midir? Onu düşünmek devlet lazım. Devlet eliyle değil. Biliyorsunuz bir STK vardı orada. Başkanı evet, da konuştu. Evet. O biliyorsun Akil heyet grubunda olan. Ama hocam evet, şurada şöyle düşünüyorum. Biz bu duruma getirilmemeliydik. Yani bunu devlet eliyle dediğim zaman Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ama diğer muhalif partilerin de olması gereken bir
miting olması gerekiyordu. Buna gerek duyulan etkenler olmamalıydı. Evet. Yani bir miting düzenlemeye gerek duyulmamalıydı. Devletin bazı kurumları bazı yerlerde göz yumdular. İşte birçok yerde paralel örgütün parmağını da izini de görüyoruz. Çünkü işbirliği içerisinde devam ediliyor. Halen devam ediyorlar. Ve ben şu anda tam inanmıyorum. Yani paralel örgütün tamamen tasfiye edilebileceğine inanmıyorum. Siz ne dersiniz? Yani o süreç devam ediyor tabii. Hı-hı. Uğraşmalar var. Hı-hı. Biz de sizin dediklerinize katılıyoruz. Yani evet. Onlar dediğiniz gibi. Hı-hı. Tabii ben bu arada listeleri de şöyle inceleyince aslında birçok ilde, yani özellikle Hüdapar'ın katıldığı ilde AK Parti'nin az farkla vekil çıkardığını görüyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla yaklaşık 6 ilde Hüdapar'ın seçime katılmaması hı-hı. oradaki adayları perçinleyecektir diye onu da bir ek hocam, bilgi olarak yani söyleyeyim. Bu duruma neden düşüldü? Bir de onu düşünmek lazım. Yani AK Parti %49-%50'lere giderken bu duruma neden düştü? Bir de onu oturup düşünmesi lazım. Evet, yani neden düştü? Evet, neden düştü? Siz söyleyin. Herhalde ki liyakatsiz insanların iş başına getirilmezdir en büyük sebep. Halen de liyakatsiz insanlar var mıdır? Vardır tabii yani. Peki, o zaten neden bu halk %34'ten sizi çıkardı, %49'lara kadar? Bakın, birleşme dediniz ya, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 14 tane sol parti artı MHP birleşerek Cumhurbaşkanı adayı koymadılar mı? Evet. 14 parti nasıl birleşti? Neden burada birleşim olmuyor? Buradaki birleşimin içinde bir hesaplar dönüyor. Bakın öbür tarafta hesap yok. Bir adayı çıkaracağız. Bizim adamımız ve bizim hesap adamımız. Var. Orada da hesap var. Orada ne var? Orada AK Parti'nin devrilmesi üzerine o güçlerin bir hesabı var. Onlar samimi. Onunla uğraşıyorlar. Samimi, evet. Ama bizim ne hikmetse biz beceremiyoruz. Biz İttifakları ya da yani birleşmeleri. İşte herkesin kendine göre ayrı bir hesabı var ya. İşte hesap yani yanlış. Üst akılda birleşemiyorlar. Ama başka tarafta bir üst akıl vardır. Bunları birleştirebiliyor. Bir sıkıntı olmuyor. Onun için AK Parti'nin bu sefer yani tamam adaylar açıklandı. Bu sefer daha temkinli, daha halka güzel şeyler verebileceği. İşte bakın terörle ilgili şu an evet üstüne gidiyor ama tuzaklar kurularak yüzlerce şehidimiz oluştu şu anda. Son iki ay içinde bu az bir olay değil. Halen devam eden olaylar var. Halen tuzaklar kuruluyor. Yaralı askerlerimiz var. Yani bunların önlemini bu iki sene içinde göz yumarak silahlar gömülecek dediğiniz zaman belki evet karşılıklı belki devlet güvenmek istedi ama senin dış ülkelerinde senin bu örgütü yani Türkiye'yi rahat bırakmayacağında bilmen yani, gereken istihbaratı olması lazım. Hayret şunu artık kabullenmemiz gerekiyor. Yani bugün PKK biter, alfabenin bir başka harfiyle yeni bir örgüt kurulur. Yani Türkiye'de bu işin bitme şansı var mıdır bir kere? Vardır hocam. Yoktur hocam. Vardır. Hiçbir zaman yoktur hocam. Bak ya bunu PKK haricinde, bugün PKK haricinde. Şimdi Asala ne oldu? Asala ne oldu? Ne oldu? Doğuda, Güneydoğu'da, Türkiye'de bir sürü terör örgütleri vardı. Ne oldu? Şekil değiştirmediler mi? Şekil yani şimdi sadece bak, Asala neden yok format oldu? Atıyorlar. Asala bak, neden format yok oldu atıyorlar. Hocam? Niye yok oldu? Nasıl yok oldu? Yani biz bitirdik mi onu? Ya biz bitirirken başka isim altında girdi. Ama biz bitirdik yani. Hocam bitirme bakın, değil bak hocam. Biz terör Asala adı altında bakın Asala adı altında bitirdik. Çünkü Asala'yı tamam işte, bir değişim Ermeni oldu. Örgütü olduğunu tüm Türk halkı bunu Kürtler'de, Zazalar'da, Çerkezler'de, Araplar'da vesaire vesaire hepsi biliyorlardı zaten. Şimdi PKK çıkınca Kürt savunuculuğuna başladı. Kimliğiyle çıktı. Kürt kimliğiyle çıktı. Marksist-Leninist bir çizgide çıktı. Öyle çıktı. Sonra komünist mollaları öne çıktı. Çıkardı. Bakın evet. Halkı Müslüman halkı yandaş alabilmek için imamları mollaları öne çıkardı. Ama Marksist-Leninist bir örgüt olduğunda deklare ettiği halde bakın öyle bir şeyler yaşadı ki bir dönemde mesela
Şeyh Said kullanıldı. Yani Şeyh Said Kürt önderi olarak kullanıldı. Şeyh Said aslında... Ama şimdi sen resmi tarihinde yıllarca Şeyh Said isyanını İslami bir hareket olarak değil de ne olarak anlattın? Kürt isyanı, Kürt isyanı olarak anlattın. Devlet bunu Kürt isyanı olarak anlattı. Şimdi sen onlara fırsat vermiş olmadın mı? Fırsat verdi, evet. O zaman, fırsat verdi. Yalan söyleyen tarih utansın. Ben evet. Tarihçileri bu konuda göreve davet ediyorum. Gerçek Şeyh Said olayını halka anlatılması gerekir. Yani Şeyh Said hiçbir zaman İngiliz ajanı olmadı. Hiçbir zaman Kürt isyancısı olmadı. Bunu en iyi bilenlerden siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Evet. Yakın bir tarih olduğu için canlı şahitleriyle birebir konuştuğumuzu biliyoruz. Ama PKK Şeyh Said ismini kullanarak Avrupa'da Şeyh Said camisi bile açtı. İmamlıkla alakası olmayan özel yetiştirilmiş kişileri imam olarak atadı oralara. Ya bunlar yani bilinen şeyler. Bakın Almanya. Bunları bir örgüt yapabiliyor da devlet niye yapamıyor? Bakın yine Almanya. Ben söylerken ya yine tamam, dışarıyı anladık. Dışarı tamam oyun kuruyor. Evet. Ben niye bu oyunu görmüyorum? Yani asıl problem burada. Bölgede bir sürü bu işle uğraşması gereken istihbarattır, diğer birimlerdir, üniversitelerdir. Ne yapar peki? Hocam yıllarca istihbaratımızın da dış ülkelerden istihbaratımız içinde olduğunu yavaş yavaş öğrenmiyor muyuz? Yok, yavaş değil, biliyoruz ama yani ama şimdi bak. Geçmişte bizim istihbaratımız içine yabancıların girdiğini, hatta bir dönem MIT'in içindeki bir birimin Amerika tarafından maaşların ödendiği açıklanmadı mı? Onlar hepsi bilinen şeyler ama sen artık milli devletsen bu şeylerini üretmen lazım. Millileşmen lazım. İşte bunları geliştirmen lazım. Yeni gençlerle takviye etmen lazım. Millileşmek için seçilen vekillerin sadece tayin atamalarla ilgili değil, vatandaşla birebir teması gerekir. Halkı devletle halkı birbirini sevdirmesi gerekir. Yani birileri bu dönemde bu zayıfladı. Yani işte sağdan çekilindi, zayıflandı. Evet. Halk PKK'ya teslim edildi tabiri caizse. Evet. Ve PKK onun da destekçileri şu anda yani hele oy potansiyelini artırdılar. Hele işte çözüm süreci içinde hiçbir müdahale yapılmadı veya görülmemezlikten geldi bazı şeyler ki bunu şimdi yeni yeni açıklıyorlar. Ama belki devletin düşündüğü şuydu, evet sakinleştirelim, Türkiye rahat bir ortam oluşsun diye düşünüldü. Yalnız hani su uyur düşman uyumaz diyoruz ya atasözümüz. Su uyur düşman uyumaz. Biz 2023'ü bulmamamız için tüm şer güçler birleşmiş durumda şu anda. Evet. 2023'te evet daha önce masa başında oturup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haritasını çizen güçler 2023'te bunun son bulacağını bildikleri için Boğaz'da anlaşması, gerek işte Musul-Kerkük olayı. Türkiye'nin daha doğrusu güçlü olursa söz sahibi olur. Daha önce de söyledik. Ne zaman ki bir one minute denildi, başlanıldı, evet Türkiye yükseliyor, bunun başını ezmemiz lazım, büyümeden ezmemiz lazım denildi. Bahaneler oldu. En son bu duruma getirildi yani. Burada da tabii bazı örgütler kullanılacaktı ve kullanılıyor da yani. Kim ne derse tabii desin arkadaş, o silah. Tabii örgütler kullanılacak da fakat Türkiye'de çok ilginçtir. Onların kamp yerleri bilinir. Evet. En sessiz zamanda müdahale edilmesi gereken zamanlarda bir türlü edilmez. Evet. Yani mesela bölgede herkes bilir. Kime sorsanız işte DHKPC'nin nerede kampı var bilinir. Diğer örgütlerin de fakat ne hikmetse pasif kalınıyor. Bunu da söylemekte fayda var. Evet, Elazığ'la ilgili tabloya ne dersiniz? Yani yeni vekillerimiz belli oldu. Birinci sırada Tahir Bey, Tahir Öztürk Bey, evet. Metin Bulut, Avukat Ömer Serdar ve Ejder Açık Kapı. Bu listede iki değişiklik var. Yani %50 değişim oldu. Metin Bulut yerini korudu. Avukat Ömer Serdar 4'ten 3'e geldi. 4'te Ejder Açık Kapı eski il başkanımız. Ömer Serdar da geçmişte il başkanlığı yapmış. Refah Partisi'nde. Evet, Tahir Öztürk Bey yine Anavatan döneminde yapmış. Yani aslında tecrübeli bir kadro görüküyor. Elazığ'a ne getirir ne götürür? Listeden memnun musunuz? Vallahi benim memnun olmam çok önemli değil hocam.
Yani ya sen de vatandaşsın. Ben kişi olarak memnuniyetim çok şey değil. Çünkü kişi olarak ben dördü de yıllardır arkadaşlarımız. Tahir Bey yaşça büyük olduğu için. Diğerleri de işte Ömer Bey'le yaşıtız. Ejder Bey'le beraber çalıştık. Birkaç yaş küçük bizden. Metin Bey de aynı durumda. Çocukluğundan bildiğim bir arkadaşımız. Vatandaşın bunu içine sindirmesi gerekir. Ben bu arada tabii tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Evet. Diğer partilerin böyle bir şeysi oldu mu? Bir bilginiz var mı? Henüz yapılmadı. Sanki MHP yapmayacak gibi. Yani olabilir. Bu arada Saadet Partisi bir çalışma vardı. Sayın Başbakan'ın da bir önerisi vardı. Seçim boyunca siyasi partiler parti seçim karargah bürolarını yani seçim büroları dışında flama afişler asmasın, Türk bayrağı olsun her yerde. Bu güzel bir uygulama olacak inşallah. Eğer uyarlarsa tabii diğer partiler. Kim bunu yaptı? Sayın Başbakan'ın açıklaması oldu. Elazığ'da da Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir girişimi oldu. Yani böyle bir çalışma yapalım partiler içinde. Bu burada olurken de Sayın Başbakan da böyle bir teklifle yani tüm partiler. Riski yok değil mi? Nasıl? Riski yok değil mi seçim döneminde? Hayır, seçim döneminde hani caddelere şuraya buraya hayır. Şey asılmasın anlamında. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Heh. Yani bir tarafı büyütmeye yönelik bir riski yok mu onun? Yani tamam milliyetçi oyları belki almak için de düşünmüş olabilir. Şehitlerden hayır, dolayı hani da Türkiye, düşünmüş olabilir. Türkiye, İyi niyetten de düşünülmüş olabilir. Türkiye bayrağı ama tüm partiler buna katılsın çağrısı oldu. Katılırlar mı katılmazlar mı? Ayrı mesele. Yani tüm partiler için bu talep oluştu. Bu hani ayrım yapılmadan olduğu için bir riskin olacağını düşünmüyorum tabii. Şimdi katılmayacak parti bir kere var ona. Evet. Yani HDP yani buna katılmayabilir evet. Ama CHP katılırsa, MHP CHP'de katılırsa, yani, diğer partiler de katılırsa çok da bir şey olacağını zannetmiyorum. Tabii bu hükümete güç vereceğini düşünerek katılmayabilirler. O ihtimal de var. Yüksektir. Evet. Şimdi listeyi bir irdelersek Elazığ. Evet. Şimdi geçen hafta az çok kısmen irdeledik. Yani Tahir Bey'in il başkanlığı tecrübesi Anavatan döneminden var. 2007-2011'de 4. sıradaydı. Ben yine söyledim. Gerçekten çok hani nasıl bir hizmet ettiğini çok iyi bilmiyorum. Yani o dönemde geri planda kaldığını düşünüyorum. Çünkü Necati Bey 1. sırada vardı. İşte Zülfü Bey vardı, Faruk Bey vardı. Onun için şu anda evet abilik yapabilir mi? Ben şu an için çok erken diye düşünüyorum. Siz belki farklı düşünüyorsunuzdur o konuda. Yani listede ben şahsi olarak evet hepsini tanıyorum dedim ama ben sadece demin birinci bölümde söylediğim gibi AK Parti ne hata buldu da 3. sıradakini çıkardı? Onu düşünüyorum. Yani Profesör Doktor Serpil Bulut'u. Evet. Serpil Bulut halkla tam kaynaşmaya başlamıştı. Öyleydi. Ve dediğim gibi ben 7 Haziran seçiminden önce tanıştım. Daha önce tanımıyordum. Çalışmalarını da takip etmeye çalıştık kendi açımızdan. Girişken birilerinin bu özellikle hanım adaylarda kıskançlıklar erkek adaylardan fazladır. Yani burada Malatya müdahili oldu. Buradaki il başkanının yani istifa edip milletvekili adayı olan il başkanının etkisi oldu şikayetleriyle. Çünkü başkasını talep ediyordu. Kendisi de zaten seçimi götüremeyeceğini. Geçen seçimde 2011'e göre 40 küsür bin oy kaybı. Ama bana göre 70 bin oy kaybı çünkü seçmen sayısı artmıştı. Kaybı yaşatan biri il başkanıydı. Atanmış kongreyle geldiği için de nedense milletvekili değil bırakın milletvekili olmayı düşünmesi, yönetime bile girmeyi düşünmeyen birinin CV'sine bakılarak il başkanı olarak önerilmesi ve atanması, neyse kongre yapıldı ama nihayetinde tek isimle gidildiği için bana atanmış seçilmiş olarak geliyor.
Bunların baskı ve etkileriyle kendi yakınlarını, herkes kendi yakınını milletvekili yapmak için bir başka hanımefendi üzerinde yoğunlaştıkları için bunun içinde farklı etkenler de var. Ekran karşısında söylemeye gerek yok. Geçen hafta zaten yeteri kadar söyledik. Onun için Elazığ'da ne olur? Evet. Bir tek şey var ama hocam. Elazığ'a 100 bin civarında farklı Elazığ'ın demografi yapısını değiştiren göç var biliyorsunuz. Evet. Bu göç Bingöl'den, Diyarbakır'dan, Muş'tan, Tunceli'den ve diğer illerden Elazığ'ın nüfus dengesinde bir farklılık oluşturulmaya başlandı. Bilinçli mi yapıldı, bilinçsiz mi yapıldı? İnsanlar terörden kaçarak buraya huzurlu, sakin bir şehir olduğu için buraya yerleşmeye çalışıyorlar. Burada da farklı etkenler olabilir. Yani geçen seçimde HDP'nin 50 bin oy alması az bir oy değildi. Çünkü önceki seçimlere kıyaslarsak mesela daha önce 2011'de 20 binler, 17 bin civarında bir oy vardı. Bağımsız olarak girmişlerdi biliyorsunuz. Şeyde Cumhurbaşkanlığı seçiminde 30 bin civarında bir oy alınmıştı Selahattin Demirtaş'ın. Bu son 7 Haziran seçiminde 50 bin olmuştu. Yani çok az bir oy farkıyla biliyorsunuz. Evet. HDP burada seçimi kaybetti. Aldığımız duyumlara göre bu 7 Haziran'dan sonra taşımalı seçmenin olduğu da kesin olmamakla birlikte böyle bir çalışmanın yapıldığı biliniyor. Ne kadar etki sürer? Ama burada AK Parti düzenli çalışırsa, daha doğrusu sistemli bir çalışma olursa, çünkü 2014'teki yerel seçimde farklı bir çalışmayla biliyorsunuz %55'in üstünde bir oyla belediye seçimleri alındı. Hatta 20 beldeden 13 tane beldenin seçimi alındı. Böyle bir çalışma yapılırsa Ejder Bey ve Ömer Bey'in bölgesel potansiyeli göz önüne alınırsa, özellikle Karakıçan, Kuvancılar, Arıcak, Alacakaya, Palo bölgesinden biraz daha etkin olacaklarını düşünüyorum. Yani burada eğer AK Parti 2011'deki oyunu biraz arttırırsa 4-0 götürmeme diye bir ihtimal yok. Yani bu halk arasında şu andaki atmosfere göre de 2-1-1 diyenler vardır. Ama ben farklı bir çalışma yapacaklarını biliyorum. Yani gerek Ömer Bey'in gerek Ejder Bey'in iyi bir çalışma yapacağını ve Tahir Bey'in de bu çalışmaya katkı sağlaması gerektiğini, yani birinci sırada olup da eğer iki kişiyle giderlerse onların da bir etkinliği olmayacağını düşünüyorum. Yani iktidar da olsa evet, iki milletvekiliyle iktidarda bir etkinliğin olmayacağını şimdi düşünüyorum. Geçen hafta tabii yorum yaparken ben 44 aday adayı belli olduktan sonra evet, bir artı eksi şeklinde çalışmıştım. Evet. Hatırlarsanız aday listesi belli olmadan özellikle Tahir Bey'in buna uygun olduğunu söylemiştim hatırlıyorsanız. Tabii bayan aday olduğu zaman ne olur, bayan aday olmadığı zaman ne olur diye öyle bir çalışma yapmışım. Şimdi tevafukan elime geçti dosyanın evet, içerisinde. Şimdi ben mesela Ejder Açık Kapı'yı gördüğüm kadarıyla listede sadece Ejder Açık Kapı'yı bırakmışım. Ve diğer programda da Tahir Bey'i söylediğimi biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Ve orada biz şunu da söylemiştik hatırlarsanız. Listede en az iki kişinin değişeceğini, yani aslında şu anda ben bakıyorum, %100 isabet sağlamışız. Listede. Kişi değişmeli, evet. İki tane onu söyledik değişeceğini ve iki adayın da aslında listeye, çünkü önümde artı eksi vermişim mevcutlarda. Ve şu anda Ejder Açık Kapı tek kalmış benim listemde. Yani değiş konjüktürü düşünerek, evet, olayları düşünerek yorumladığımda o anlamda liste benim için sürpriz değil. Evet. Ha, liste çok daha iyi olabilir mi? O ayrı bir mesele. Yani gönlümüzde başka olabilir mi? Olabilir. Bizim fakat gönlümüzdeki değil, halkın gönlünde olanların olması. Şimdi tabii onun haricinde zaman da daraldı. Tabii başarı ve başarısızlık AK Parti'nin bütün yönetiminin bu dönemdeki neye bağlı? Bana göre başarı Elazığ'da 4-0 olursa başarıdır. Tabii ki.
2-1 AK Parti açısından hüsrandır. Tabii ki hüsrandır. Zaten şu anda biraz evvel de söyledik. AK Parti 3. vekilini 7200 oyla çıkartmış. Evet. 3. vekilini. Yani riskli bir durumda. Evet. Fakat şu var. 3. vekili çıkartmak tekrar AK Parti'de bir başarı değildir. Değil tabii. Niye değildir? Zaten Türkiye'nin konjonktüründen dolayı tabii, bir miktar oy atacağı belli. Kesinlikle. Yani buradaki başarı, vekillerin veyahut da diğerlerinin başarısı 4-0 olursa başarıdır. Evet. Bunu çok net söyleyelim. Kesinlikle. Dolayısıyla fazla şeye girmeden, seçim anketlerine giremedik. İnşallah zamanımız diğer partilere giremedik. Onlara da değineceğiz. Süremiz doldu. İsterseniz şey yapın, programı kapatalım. Ben Kanal 5 izleyicilerine selam ve saygılarımı iletiyorum. Herkesin geçmiş bayramını tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, Kanal 5 ekranlarında yayınlanmakta olan Bölgenin Sesi programının sonuna geldik. Bizler de geçmiş bayramımızı tebrik ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.